Çok şükür buraya kadar geldik. Bütün bu yolları aşıp buraya kadar. Ben artık ömrüm yapayalnız geçecek sanıyordum. Evi dolduran çeyiz kokuları arasında yalnız yaşlanan bir sürü kadın gibi kendimi tek kişilik düşünmeye zorluyordum. Tek kişilik bir nevresim, tek göz oda, bir diş fırçası. Sultan, azıcık daha bekle ne olur. Sonra da gel. Şu atla al beni buradan. Atla mı? Evet. Ve lütfen bir an önce. Bu akşam gidiyoruz. Arif, bütün bilgisi, bütün vicdansızlığıyla hazırladı at. Yarın garanti. Asiye, görsen Nefise'nin kanatları var. Asiye! Nazım gitti Asiye! Ne yapacağım şimdi ben? Nasıl bulacağım onu? Bak saat kaç oldu? Artık kapının önüne koyarlar beni. İnsanlık Halibe kızım. Hem fena mı oldu? Sonra kaç kişi böyle başlıyor güne? Böyle dinç, böyle huzurlu. Kovarlarsa da yarın gelir satın alırım o oteli. O kadar da değil. Olsun. Düşüncesi güzel. Bu gece yola çıkıyoruz. 14 atın arasına girecek Nefise. Allah'ım. Önümüz açıldı ışık. İstikbali görebiliyorum ben. Gülsün kızım, nereye gidecek? Dönüp dolaşıp gelir. Acık canını yakmak istiyor işte. Üzmek istiyor seni. Tabii ayol. Burnunu sürtecek güya. Kıymetini bilesin istiyor. Yok, o dönmez. Nazım bir karar verdiyse dönmez. Biliyorum. Gitmiş mi? Gitmiş. Eşyalarını topladığı gibi önüne çıkan ilk dolmuşa binmiş. Vın! Kimin dolduruşuna gelmiş ya? Orası bilinmiyor arkadaş. Gitti ha. Bizim Sevda düellosu da bu durumda... Bu iş benim için biter Eko. Bir kız evden ayrılıyor. Uzun saatler nerede olduğu bilinemiyor. Ya ister misin bize gitmiş olsun? He? Çat diye kapıyı açıp bizim koca karıya anne desin ben geldim. Sefer, sen şu atından daha akıllısın ha. Ya kız kapıyı vurup çıkıyor. İkimizden birini seçme ihtimalini aşıp kayıplara karışıyor. Git sor bakalım sizde mi değil mi lan? Ama ya bizdeyse? Yani öyle bir laf olur mu bilmem ama keşke bizdeyse ya. Ya biz gidip şu tren biletlerini alalım. Yürü yürü. Gitti ha. Vay be. Biz kızın önünde taklalar atarken o başka yerler peşindeymiş meğer. Deh Johnny gitar, deh. Minibüse bindiğini gördüm. Ben karşı kaldırıma geçinceye kadar... Çocuk işte. Aklınca rüştünü ispat ediyor. Tabii ayol. Hava kararmadan döner. Ya dönmezse? Dönmezse... Gülsün. Kocaman kız o, aklı başında. Başının çaresine bakar, merak etme. Nerede olduğunu bilsem merak etmem ben. Çok ağzındaydı çekip gitmek. Gülsün kız, üzülme. Gör bak, birazdan arar. Arar söyler nerede olduğunu. Dönmese bile arar mı? Dönmemesine katlanamam. Katlanamam. Benim yüzümden hayatı mahvolacak. Şimdi başına bir iş gelir onun. İtin birine filan takılır. Ben karakola gidiyorum. Karakola gideceğim ben. Gülsün bekle, geliyorum ben de. Bana bak. Geç kaldın diye laf eden olursa hemen bana haber vereceksin, tamam mı? Bir saat geç kaldım Bahriye. Bir saat. Bu ne acele ya? Oh.
Işıl! Bahtiyar! Işıl! Ne oldu Işıl. Bana? Işıl! Oh. Işıl! Bahtiyar! Ne oldu bana? Tansiyonum herhalde. Yüzümü yıkarsam bir şeyim kalmaz. Nereye? Nereye olacak? Eve. Bir haber verseydik. Ne haberi? Bahtiyar! Çok kötüyüm ben. Işıl, ne oldu sana böyle? Bana bak, ölmüyorsun değil mi? Sen daha bana çok lazımsın. Dur, hemen dur. Allah aşkına dur. Işıl. Işıl. Bir an içim dışıma çıkacak sandım. Şimdi de bir şey yok. Bir doktora götüreyim seni. Yok yok, gayet iyiyim. Şimdi kendimi işime verdim mi? İş, ay senin işinden. Gayet iyiyim Bahtiyar, bir şeyim yok. Tansiyonum düştü herhalde. Oh. Akşama sana ne getireyim? Kabak tatlısı. Aldığın yere bırak. Ne oluyor ya? Durursa dur dur. Dur. Al baba. Asiye. Kız kardeşim, bekle. İçeri gir. Denetleme var bugün. Öyle elini kolunu sallayarak giremezsin değil ama, mi? Ama ben kız kardeşimin yanına... Bekle, şurada bekle. İşte az önce anlattığım gibi, çantasını alıp... İyiydi, her çantasını alıp gideni kayıp sayamayız. Anlattığınıza göre kız kardeşiniz 18 yaşından küçük değil. Yetişkin bir insan. Kendi rızasıyla çıkıp gidiyor. Kayıp muamelesi yapmamız mümkün değil. Ama o kaybolur. Hanımefendi. Ancak kendisinden çok uzun zaman haber alınamamış kimse kayıp sayılır. Bunun da kendine göre özel şartları var. Nasıl yani? Ölüm tehlikesi altında kaybolmuş olması veya ölümü hakkında kuvvetli olasılıklar varsa... Asiye, Asiye ne diyor bu ya? Tamam. Tamam, anladık. Teşekkürler. Hadi Gülsün, gidelim. Ama... Asiye, Gülsün. Bahtiyar. Yine o Selahattin gelip camı çerçeveyi indirdi değil mi? Ulan ben onun... Hayır Bahtiyar ya. Nazlım yok. Ne? Nasıl? Güvendiği birileri var mıydı Gülsün? Ne bileyim, sen olsan nereye gidersin? Ben gitmem. Ben onu bırakıp hiçbir yere gitmem. Canım sen gitmezsin de onun gideceği. Ay yok Asiye. Gideceği hiçbir yer yok. Gülsün gelmiyor mu? Hali yok. Ben ayırdım ona bir şeyler, götürürüm birazdan. Ne oldu oğlum? Halledebildiniz mi meseleyi? Aldınız mı biletleri? Ya o güzergaha tren yok Sultan. Nasıl gideceğiz koşuya? Nasıl nakledeceğiz Nefise'yi? Minibüs kiraladık. Yani paramızı müsaade ettiği ölçüde. Hı. Ama külüstür dingildek bir minibüs. Geceden gelip alacak bizi. Ben atı diyorum. Nasıl götüreceğiz koşuya? Ya dur be Sultan ya. Orada paraya kıydık işte Sultan. Nefise'ye de bir araba kiraladık. Varsın biz köhne minibüsle gidelim. Bizden o kadar farkı olsun dedik. Tamam. Arif'le Bahtiyar'a da haber verelim. Hazırlansınlar. Sahi. Doktor nerede? Şu geçen gün gelen adam bir mesaj bıraktı. Bir not. Neymiş o? Bilmem. Bak şurada yazalım.
Ha, geldi işte doktor. Doktor, şu geçen gün seni soran adam vardı ya. Hani şu atla ilgilenen. Ay yenge! Furkan! Yenge! Bir dakika. Dur. Yavaş, sakin ol. Yavaş, kafasına dikkat edin. Sultan geç şuraya, ben su getireyim. Yavaş. Çok yavaş Sultan, çok yavaş. Şadiye'yi gelip babası götürdü ama vallahi yokluğu çok belli. Yani kendisine çok alışmışım. Kaldı ki Gülsün'ün kız kardeşi. Allah sabır versin. Sultanın dediği gibi mahallenin haline de bir kurşun döksem iyi olacak. Adaçay yenge iyi gelir. Sağ ol. Ya ben gidip Bahtiyar'a haber vereyim ya. Yok Eko, dur, kimseyi telaşa vermeyelim. Hiç böyle bayılmalarınız var mıydı önceden de? Yok, hiç bayıldığımı bilmem. Bir bu sabah içim geçer gibi oldu. Bir de şimdi. Eğer kalkabilirseniz sizi götürelim. Hı. Bahtiyar. Işıl gelmedi mi daha? Gelmedi. Çok çalışıyor benimki. Laf geçiremiyorum. Ne yapayım? Hayır, gideceğim, atacağım kendim bir yerden ama aç karnı olmasın diyorum. Zevzek. Canım gelir şimdi, gecikmiş falan değil. Sen dur. Ben bakarım Asiye. Işıl. Birden kahvenin önünde fenalaşıverdi. Mahmut ılamur su falan verdi ama doktorun aletleri yanında olmayınca. Ben el yordamıyla ölçmeye çalıştım ama siz yine de bir tansiyonuna baktırın. Gel. Gel Arif, sen kendin bak tansiyonuna. Peki. Gel abi. Gel bebeğim. İki saat sonra sinemanın önünde, tamam mı? Bekçi baba da orada olacak. Ses yok mu hala? Eve dönmemiş mi Nazlı? Ne oldu lan? Mahzunlaştın birden. Ya şu kapının önünde 1000 tane figür yaptık bu sefer. Olmaz'ı çok zorladık be abi. Her şey normal. Ateşi de yok. Hayırdır inşallah. Nazardan da olur bu, biliyor musunuz? Ay. Bitti artık. İş meş yok. Ben gayet iyiyim Bahtiyar. Bir şeyim yok benim. Midesini üşüttü herhalde. Ya da? Karın hamile. Işıl. Canım. Işıl. Doktor dedi ki... Biliyorum. Sonunda olacağı buydu. İstiyor musun? Hem de nasıl? Ya sen? Işıl. Ben... Yani öteden beri... Hadi be. Öyle... Oyna kaybet geçiyordu ya günlerim. O zamanlar bile... Ben... Hep deli gibi aşıkken bile sana... Tamam uzatma. Yok, herkes bilsin. Ben sana hastayım. Kafam bulansa, düşsem... Daha dibi yok mu lan bunun desem? Seni bir görmem yeter. Bak ya, bak şimdi beni de. Bu benim süt oğlanım, biliyorsunuz değil mi? Sütüm buna yaradı da Eko'ma yaramadı. Serseri tombiyim benim. Hadi biz de gidelim artık. Hadi. 2 saat sonra gidiyoruz. Çocuklar her şeyi hazırlamıştır. Gidiyor musunuz? Ben sinemadayım.
Gözünüz aydın. Sağ ol. Ümitlerinin listesini yap Asiye. Zaten şurada ne kaldı? Hoşça kal. Seni geçireyim. Hoşça kalın. İyi yolculuklar. Eyvallah. Gülsün. Gülsün. Abla, az evvel çıktı. Giyinmiş kuşanmış şu tarafa doğru böyle telaşlı telaşlı gitti. Yarın geldiğimde evde bulacağım seni, tamam mı? Tövbe tövbe. Selametle, selametle. Çocuklar, çocuklar bak yarın bizi çok bekletmeyin olur mu? Döşemeciye haber verdim, koltukların ölçüsünü alacak. Güllü gibi istiyorum, güllü güllü. Hadi güle güle, güle güle. Allah yollarını açık etsin. Abi. Hala yapamıyorsun. Işığı yanmıyor. Kim bilir? Öyle apar topar hazırlanıp gittiğine göre kardeşinden bir haber geldi demek ki. Bana çok uzun zaman geçmesi gerek dediler. Tamam işte gece yarısı oldu. Hala yok. Lütfen kim ilgilenecekse ilgilensin artık. İyi de hanımefendi. Orada çok uzun süre diye kastedilen vakit ölüm veya... Biliyorum. Bana o kelimeyi bir daha söylemeyin. Hadi kalkın bir şeyler yapın. Sakin olun. Sıkıntınızı anlıyorum. Oturun. Size bir şeyler ikram edeyim. Yok. İyileştim ben. Teşekkür ederim. Şimdi sana iyi akşamlar. Oh, siz miydiniz? Ben... Sandım ki... Tahmin ediyorum. Gelin gideceğiniz yeri bırakayım sizi. Sağ olun, geldim sayılır. Öyle mi? Bakın, ben bu sabah evden nasıl çıktığınızı gördüm. Ablanızın arkanızda nasıl kaldığını da. Hem üşümüşsünüz. Gelin, istediğiniz zaman inersiniz. Ben sizi meşgul etmeyeyim. Aman canım. Bıraktık mahalleyi be. Bir gözü ağlıyor, bir gözü gülüyor. Ben oğlumu jokey yapacağım. Parayı vagonla kazansın. Işıl'la benim ellerime kramplar girsin para saymakla. Yavaş say Bahtiyar. Ya sen ne yapacaksın Arif? Şöyle kanı değerli bir tay bulup peşine düşeceğim. Sonra bir tane daha. Bir tane daha. Sultan o manada sormuyor abi. Yani şu sıza elini aldıran ne? Hani acayip bir şey çalıp duruyorsun ya. Ben sıramı seferle ikinize bıraktım. Ben sıramı savdım abi. Şu yaşta karşıma biri çıkmış. Kalbim delirdi. Peki o ne yaptı? Vın turizm, arazi ya. Kim bu senin kıymetini bilmeyen? Kimdi diyeceksin abi. Çünkü kız hatta gitti. Gülsüm ablanın kız kardeşi. Tamam beyler. Bırakın olduğu gibi kalsın mahalle. Biz işimize bakalım. Gülsün kızım. Duydum. Her işte bir hayır vardır derler. Sen de öyle düşün. Hayırlısı neyse o olsun kardeşinin hakkında. Hadi, hadi sen de gir evine artık.
Oturamıyorum ki evde. Gülsün kız. Nerelerdeydin? Çok merak ettik seni. Eski mahalleye gittim. Selahattin'in evine bile. Yok. Hiçbir yerde yok. Ben de biliyorum. Kaçmaktansa konuşarak ayrılmak daha doğru. Ama görsün istedim. O tek başına nefes bile alamaz. Canı yeterince yanınca tabii ki döneceğim. Tabii ki benim de aklım onda. Ama burnu sürtsün biraz. Sıkı kızmışsın sen. Peki evi bana satacak mısın? Hayır. Neden? Ablam ne kadar vereceğinizi söyledi. Ben hayatımda bu kadar çok parayı bir arada görmedim aslında. Ablam da görmedi. Madem böyle bir şansımız var, en sonuna kadar, en kötü güne kadar beklemeli. Daha kötüsü olur mu diyorsun, değil mi? Olur. Evli misin? Hayır, değilim. Sözlü, nişanlı? Tuzun kuru tabii. Hiç yoksulluk çektin mi sen? Neyse. Neyse, boş ver. Ama ben hiç zengin olmadım. Nasıl bir şey şu zenginlik? Bilmiyorum. Sende acayip bir enerji var. Enerji değil o. Öfke. Hadi bize gidelim. Işıl yalnız evde. Burası kalabalıklaştı. Başka bir yere... Dur bakayım güzelim. Bas gaza. Ne? Ne duruyorsun? Bassana gaza. Dökülün bakalım. Hadi hadi ama... yürü. Yoksa ne kaporta kalır ne lastik. Üzerine mi süreceğim? Bas şu gaza, bas bas şu gaza. Esene şunu, esene. Hadi. Sür, es şunu, bas. Hadi yürü, kızım. Yürü. Gördün mü? Canı tatlıymış. Yüzün kara senin. Sadece korktuğumu belli etmiyorum. Sana çay ikram edeyim. Aa, olur. Nerede içelim? Bizim eve ne dersin? Öfken geçti mi? Hayır. Yoruldum. Sabahtan beri sürtmekten yoruldum. Zaten ablam da ağlamaktan yorulmuştur. Peki, senin hayatında biri var mı? Ben bunu düşünmek bile istemiyorum. Neden? Çünkü kimsenin beni ezmesine müsaade etmem. Zaten başka türlü bir ilişki var mı? Sen biliyor musun? Asiye Nazlım geldi. O, o galiba. İyi akşamlar. Bir hoş geldin demek yok mu? Nazlım! Öldüm korkudan biliyor musun? Biliyorum. Bir süre daha birbirimize mahkumuz. Buna katlanacağım. Harika. Mahalleyi yine bıraktığım gibi. Şadiye, hoş geldin. Nazlım. Değdi mi yaptığını? Onu ablama sormalı. Çay yapıyorum. Gelen var mı? Çok geç oldu. Teşekkür ederim. Ben yardımın için teşekkür ederim. Hoşça kalın. İyi geceler.
gözüme mi bakıyorsun? Çok eğlenceli bir hikayesi var. İstersen hemen anlatayım. Şadi. Geldin mi? Aman Allah'ım geldin mi? Yavrum, kızım. Dönmezsin sandım. Gidecek bir kişi, bir yerim olsaydı dönmezdim. Neredeydin, ne yaptın bütün gün? Baktım. İnsanlara baktım. O koşuşturmaya, telaşa. Ve bir karar verdim. Artık sana karışmayacağım. Hiç. Yani Arif'e mi gitmek istiyorsun? Buyur. O da seni istiyorsa hiç durma. Selahattin'e mi döneceksin? Güle güle. Ama arkandan sürüklenmeyeceğim artık. Anladın mı? Bundan sonra herkes kendi başının çaresine bakacak. İyi. Güzel. Bu gidiş sana yaramış, memnun oldum. Ve çok haklısın. Kopuş vaktimiz çoktan gelmiş. Beni yalnız bırakmakla tehdit ediyorsun ha? Boyumun ölçüsünü aldım ben bugün. Teşekkür ederim. Yemin ederim Bahtiyar'a benzeyecek bu çocuk. Eziyet açısından yani. Daha kaç günlükse. Baksana şu yaptığına. Elleri kırılsın inşallah. Şu haline bak. Nasıl oldu bu? Uçağın kapısında. Tam içeri girmişken birinin sürekli bana baktığını gördüm. Şahane bir fırsat dedim kendi kendime. Adamı daha da cesaretlendirecek şeyler yaptım. Ama nasıl bakıyorum, bir görsen herife. Seninki durumu fark edince delirdi tabii. Şöyle hafifçe dürttü beni. Sen ne yapıyorsun diye. Ne cevap verdin adama? Seni bekleyen bu dedim. Madem bu kadar ısrar ediyorsun, katlanacaksın. Sonrası malum. Peki, baban müdahale etmedi mi? Yazık. Bir kere daha utandırdım adamcağızı. Ama ne yapayım? Onun gönlünü yapacağım diye kendimi harcayamam. Yenge. Efendim? Beni sordu mu? Yani Arif. Hayır. Sana bakıyorum. Büyülenmiş gibi izliyorsun açtığın kalbi. Alnında ter damlacığı. Necati abi. Ha? Neredesin Allah aşkına? Ya dün akşamdan beri kaç tane hasta kapıdan döndü biliyor musun? Sorma birader. Dün gece nezaretteydim. Ne? Bu yüzden gelemedim. Nezarette mi? Hmm. Biz hiçbir şey duymadık. Öyle değil canımın içi. Bizim bekçi baba geldi dün öğleden sonra. Karakolda gözaltındaki zanlılardan birinin diş ağrısı başlamış. Hı. Ve adam dışarıda çıkamıyor. Ben gelmişim akıllarına, gittik tabii. Amme hizmeti olarak. Olur mu canım? Karakol örtülü ödeneğinden. Bir zanlı, iki memur derken
diş taramasına döndü bizimki. Hadi yavrum aç şu kahve de işimize bakalım. Hemen açalım abi. Tezgahların büyüğünden sana sığınırım yarabbim. Tezgahların büyüğünden sana sığındım. Ne güzel doğa bu Mahmut. Küçüklerine razısın yani. Baksana abi. Ortalık kurnazdan geçilmiyor. Zihin açıklığı böyle zamanlarda lazım. Ha, öyle tabii. Nerede mahallenin ileri gelenleri? Hayret, bir tane bile aylak yok ortalıkta. Ne oluyor oğlum? Bugün koşu var abi, unuttun mu? Taşra'nın en iddialı serbest koşusuna gitti arkadaşlar. Ha iyi, akşama büyük bir sofra kurulur artık. Sen de fazla hasta kabul etme benim için. Yorgunken çekemiyorum canımın içi. Hey yavrum be, hey yavrum be. Yemin ediyorum uçacak, bıraksa uçacak. Yırttık galiba. Ne dersin Arif? Hı-hı. İşte, işte geliyor. Ulan yine mi at başı gelip parayı kırışacağız? Yok. Bu sefer beraberlik yok. Oo, yine mi siz? Ne haber? Yine başımıza bela olacak mısın? Aman abi, estağfurullah. Hadi bakalım, ayağı düz bas. En kötüsü parayı paylaşırız. Kardeş payı yaparız. Hadi hoşçakalın. Yarı yarıya diyor seninki ya. Paranın yarısını cebinde biliyor. İş sana düşüyor artık Eko. Bir de sana Arif. Öyle bir taktik ver ki. Eko işini biliyor. Ben bu kez Sefer'e taktik vereceğim. Doktor. Yarış için son çağrı. Şu kemeri görüyor musun? Evet abi, biz at sahibiyle jokeyi oyalarken sen bunu yarısına kadar. Tamam mı? Yarısına kadar. Anladım abi, tamam, yarısına kadar. Bunu da mı yapacağız Arif? 200 metre gitmeden tepe taklak olur jokey. Adama bir şey olmasın. Bahtiyar. Bir defa aldık sonra. Bir defa aldık. Sonra beyler gibi, paşalar gibi çıkarız yarışlara. Bu koşuyla beyler hayata atılıyoruz. Başlıyorsun hepsi. Allah'ım kırma beni. Düştü. Bitti. Yarış bitti. Hadi.
bekli geldi. Herkes gördü lan. Son anda geçti bizim hatta. Başını son anda uzattı. Yoksa biz yine... Ya Sefer, çizgiyi gördüm. Tam bitti diyordum. Yırttık diyordum. Annem geldi gözümün önüne. Bu koşuyu bekleyen Asiye abla geldi. Sonra bir baktım. Sen 40 yıllık jokey gibi koştun Eko. Bu sonuçta senin zerre kadar suçun yok. Öbürü daha iyiydi bizden. Neden abi? Biz de en az onlar kadar aşılamadık mı kızı? Ya o, eğer kayışını kestiğimiz at, o da koşsaydı demek gelen geçecekti bize abi. Harip abi, bu işte bir yanlış var, o da benim. Olur mu Eko? Herkes üzerine düşeni yaptı, hem de fazlasıyla. Bazen böyle işte. Demek duyamadığımız, göremediğimiz bir sorunu var Nefise'nin. Eğer bir suçlu lazımsa... Suçluyu bulduk diyelim. Ne yapacağız? Asacak mıyız? İyisin, fazla uzatmayın bu işi. Sen şahane koştun Eko. Yapacak bir şey yok. Kalk artık. Hadi kalk. Eve nasıl döneceğiz abi? Az kalsın bir şey olacağımıza inanacaklardı. Şimdi ne yapacağız? Başlayacaksak nereden başlayacağız? Beyler. Sen söyle Bahtiyar, bir fikrim var anlaşılan. Yok. Onun için size soruyorum. Benim hiçbir şeyi baştan alacak halim yok. Bitti mi? Buraya kadar mı? Umut tükendi mi? Paydos mu? Sultan. Ne söyleyeyim istiyorsun Arif? Geçildik. Demek ki her zaman geçilebiliriz. Ne yapalım istiyorsun? Hemen meyhaneye gidip kafaları çekerken Nefise'den mi bahsedelim? Ümit tükendi diyorsun. Evet. Ümit etmek istemiyorum artık. Kazanmak istiyorum. Hırçınlığım kimseye değil. Kimse üstüne alınmasın. Diyeceğim... Verilmiş sözlerim var. Ondan. Uyan. Bunlar sizin mi? Bu kesilmiş. Neden kestiniz sultan?
Şimdi kim bağlayacak bunları? Kim? Sizin yüzünüzden hiçbir şeyin değeri kalmadı. Al, bunları da al. Ama bunu vermem. Eve eli boş mu döneceğim? Ha? Dur! Dur! Sultan? Bir şeyim yok Bahtiyar. İyiyim. Bir düş. Deli saçması bir şey. Hayırdır inşallah? Anlatılacak bir şey yok. Tutulacak bir ucu yok. Yarışın altında kaldık da ondandır. Bir de... Asiye. Evet. Sözlerin altında kaldık. Şimdi gidip ben ne diyeceğim? Arif'in koşu haritasını göstereyim. Bak diyeyim, bu kadar koşu var. Elbet bir gün biz de kazanacağız. Üstelik o kadar da ilaç veriyoruz hayvana diyeyim. Sultan, ben düşündüm de... Gel, bizim eve yerleş. Hı? Ne dedin Bahtiyar? Gel dedim, bizim eve. İç güveysi olarak. Artık millet ne diyorsa. Olmaz Bahtiyar. Sen her sabah uyandığında beni karşında görmeye dayanamazsın. Bir yolunu buluruz geçinmenin. Hem sözlendiğinizi cümle alem biliyor. Daha fazla beklemesin Asiye. Olmaz Bahtiyar. Sizin evde olmaz. Her şey böyle belirsizken, bir saat sonrasını bile göremiyorken olmaz. Dur. Durun bakayım. Dur. İnin bakayım aşağı. Sultan, hoş geldiniz. Ne oluyor bekçi baba, hayırdır? Ya sizinkileri kıramadım Sultan ya. Hanımlar ısrar edince... Ne ısrarıymış bu? Ya o kadarını söylemem. Beni bilirsiniz, ser veririm sır vermem. Dursun ana hepsini topla al gel dedi. Hadi bakalım bundan sonrası at arabasıyla. Doğru mahalleye. Yarış ne oldu? Sahi mi? Sahi mi lan? Vay anasını. Yok bir şey anne. Nefise koşmadı. Daha doğrusu koşmak istemedi. Yalan. Doğru mu söylüyorsun? He? Şaka mı yoksa? Ne yapalım? Canı koşmak istemediyse hayvanın. Ama biz size neler neler hazırlamadık ki. Hadi inin arabadan. Çıkın Asiye'nin oraya. Hep beraber yemek yiyelim. Acıkmışsınızdır. Biz atı bırakalım Dursun teyze. Tamam oğlum. Riyad koşmayınca çoğu zaman yetiştiricisine çevrilir bakışlar. Ama burada böyle olmadı. Bu önemli. Çünkü sizi kazanmaya ben şartladım. Nefise'nin attığı her adama mucize dedim ki öyleydi. Ama bir şey. Bir şey. Şşş. Beyler. Herkes kahvenin önünde sizi bekliyor.
Sabahtan beri organize olduk be oğlum, karşılama töreni yapacağız diye. Lan? Yoksa siz? Hadi be. Hala bir şey olmamış gibi bakıyorsun kızım. Hala gözlerinde o müjdeli bakış. Peki neden koşmuyorsun kızım? Bu kadar zor mu? Yoksa şu aşağılık herif mi tüketti seni? Tüketebildin mi? Bu kadar mı? Hoş geldin canım. Hoş bulduk. Sofra ne güzel. Zafer sofrası. Ne haber Asiye? İyidir Bahtiyar. Bu ne güzellik. Hep sizi düşündüm. Bebeği, Işıl'ı, seni. Tabii böyle olunca her şey... Anladım. İnsan söyleyecek söz bulamıyor. Oturalım mı sofraya? Yine de gelirken Sultan'la konuştum. Zorladım kendimi. Sırf senin için. Daha fazla üzülmeyesin diye. Gel dedim ona. Bize yerleş. Ben karşı çıkmam. O ne dedi? Korkuyor. Milletten. Benim gibi. Ama bugün gördüm. Sana verdiği sözlerin altında ezildi. Dur. Kolay gelsin. Asiye. Otursana. Şu anda karşında aylak bir adam var. Nefise elinden geleni yaptı ama söyleyecek bir şey yok. Sana verdiğim sözleri tutamadım. Çok büyük konuşmuşum. Seni makinist dairesine almaya kıyamam. Önemli olan bizim seninle beraber. Öyle tabii. Ama nasıl? Sizin evde mi? Neden olmasın? Bahtiyar da kabul etti. En azından şimdilik. Bir süre için. Asiye. Ya şu işler yoluna girene kadar. Asiye. Sen değil miydin seninle her yere gelirim diyen? Bu başka bir şey Asiye. İç güveyliği. Nasıl güzel geliyor mu kulağına? İç güveysi. Her şeyden emekli olmuş bir ruh hali. Hayır. Sen kahvedekiler ne diyecek diye düşünüyorsun. Onların gözüyle bakıyorsun kendine. Onlara söz geçiremediğin için bana hayır diyorsun değil mi? Asiye. Size gelemem. Bir çözüm bul o zaman. Ben daha fazla çalışmaya hazırım. Bak kadınlar bir dikiş makinesiyle neler yapıyorlar. Sen çözüm bul dediğinde kafama üşüyen tilkileri tahmin bile edemezsin. Asiye. Ben seninle karşılaşacağımı bilseydim başka türlü yetiştirdim kendimi. Ama şimdi... Asiye, sana yoksulluk vaat edemem. Burada bırakıyor muyuz? Oh,
oldu canım? Durmasın artık gözümün önünde. Yeter şunlara döktüğüm göz nuru. Güzele bakmasın çok sevap derler. Güzellere güzel güzel bakmak güzellik. Güzele sevenler cennetlik olur. Güzeline esnaf etmek güzellik. Gidişinizi ertelediniz mi? Hayır. Buradayım artık. Geçmiş olsun. Sağ ol. Senin de dudağın iyileşmiş. O gece Gülsün'ü öperken olmuştu değil mi? Ya senin gözün? Senden bahsedince nişanlıma dayanamadı. Seni kıskanınca... Yalancı. Sen de haisin. Güya veda edecektin Gülsün'ü. Sen de saklandığın adamdan kurtulmak için bana yaklaştı. Evet. Önce öyleydi. Yeniden konuşmak ister misin? Ne öneriyorsun? Eski şartlarım geçerli. Seni sokaklardan toplayacağım. Ve evleneceğiz. Başka? Bir ara oturalım da bana mesleğinden bahset. Sana güzel bir muayenehane açalım. Şöyle tertemiz, hiçbir eksiği olmayan bir dükkana. Ne dersin? Dükkan öyle mi? Evet. Hem de hemen, şimdi. Ve evlilik. Bakarsın anlaşırız. Belli mi olur? Yarın cevabımı vereceğim sana. Yarın. Bir saat sonra. Yarın. Peki. Sen nasıl istersen. Sağ ol Sefer. Bir saat sonra kahvede. Tamam Eko. Bir saat sonra kahvede. Abi. Dönmüş. Söz ağzımdan çıktı bir kere. Ben yokum Eko. Bakma şimdi. Heyecan. Geçer geçer. Geçer. Ye. Asiye. Gülsüm. Duymadım geldin. Kapı açıktı, zili çalmadan çıktım ben de. Rahatsız etmiyorum değil mi? Aşk olsun kız, gelsene şöyle. Kızlar, Bahtiyar'ın horultusunu duyuyor musunuz? Ayol ne yorgunluğu bu böyle? Hayır, yenilgi yorgunluğu diyeceğim, küplere binecek bizimki. Su isteyen? Asiye? Yok canım, sağ ol. Asiye. Hatırlıyor musun, hani bana ar damarı çatlak birisin demiştin sen? Nereden çıktı şimdi bu gece vakti? Öyle biri değilim aslında ben. Şimdiye kadar her şeyi hep dışarıdan bekledim, o yüzden. Ama bundan sonra kimseye muhtaç olmak istemiyorum. Bir erkeğe bile. Mesela Işıl. Ben sana çok imreniyorum. Ben de bir şeyler yapmak istiyorum. Ne olur yardım edin bana. İş mi arayacaksın? Sence bir şeyler gelir mi elimden? Canım, sen bu görüntünle... Ne varmış görüntümde? Ne bileyim, güzeller talihsiz olur diye bir laf vardır. Birinden duymuştum. Kimse güzele iş vermeye kıyamaz. Onunla işbeleşmek varken. O zaman ben de evde bir şeyler yaparım ha, olmaz mı? Işıl! Geliyorum, geliyorum. Saffet abi var. Bizim otelde aşçılardan biri. Onun karısı dışarıya parça başı iş yapıyor. Hatta bir gün bana da sormuştu eve iş ister misin diye. İstersen yarın onu bir arayalım ha?
Işıl, şimdi kıracağım bacağını bak. Tamam. Ne var Bahtiyar? Kızım niye uyuttun beni bu saate kadar? Bir sürü işim var demedim mi ben sana? İyi de anacığım, sen de öyle bir sızdın ki. Hem ne işiymiş bu gecenin bir yarısı? Kayıplarımızın listesini yapacağız. Bakalım elde avuçta ne kalmış. Ben yarın uğrar işi bıraktığını söylerim senin. Sizin şu kar zarar listesini bekleseydik. Karnın büyüyene kadar mı? Evet. Ne var bunda? Sen biraz evde otur. Azıcık da ben hizmet edeyim sana. İyi akşamlar. Ben de şimdi kapınızı çalacaktım. Asiye uyudu mu? Yok. Yukarıda laflıyorlar. Buyurun. Eline sağlık. Afiyet olsun. İyi akşamlar. Müsaade var mı? Aa. Tabii Şadiye, buyur gel. Hoş geldin. Kapının önünde zili çalayım mı çalmayayım mı diye düşünürken Bahtiyar çıkıverdi karşıma. İyi yaptın, hoş geldin. Ben zaten kalkacaktım, bana müsaade. Ben geldim diye kalkıyorsan? Yok. Nazım evde yalnız, korkar şimdi. Evet, sen geldin diye kalkıyorum. Niye yalan söyleyeyim? Ben olsam sen geldin diye kalkmazdım. Hem artık birbirimize alışsak iyi olur Gülsün. Bundan sonra bütün buradayım. Evet Gülsün, lütfen. Sadece Asiye istedi diye kalıyorum. Şimdi şu koşuya kayıt için ödediğimiz para. Şu minibüsün kirası. Şu Nefise'yi taşıdığımız arabanın parası. Bu da yol giderleri işte. Yediğimiz içtiğimiz, ortaya şöyle bir hesap çıkıyor ki... Bayağı iddialı harcamışız be. Selamun aleyküm. Ne kalmış elde avuçta? Neredeyse hiç. Hiç mi? Hiç mi? Yarın bir koşu daha çıksa Sefer, kayıt için para var mı? Yetmez. Hiç boşuna heveslenmeyelim Sultan. Yarın bir koşu çıktı diyelim. Ya söylüyorum işte Bahtiyar. Otur bak, sana da kaleme izah edeyim. Anlatıyorum, dinle. Şu kayıt için yatırdığımız para. Şu minibüsün parası. Şu işte Nefise'yi taşıdığımız arabanın parası. Bu güzellik iyi de yoksulluk niye? Ulan Umut yüreğini de eskirme bir adam. Kullanılmamış güç bileğini de eskirme. Ulan sen misin Adaş? Nereye böyle? Bir kamyon un gelmiş fırına. Adam başı 10 milyon. Geliyor musun? Sen git Adaş. Biliyorsun ben meşgul bir insanım artık oğlum. Sen bilirsin. Demek hep birlikte evde yapabileceğiniz bir iş ha? Evet. Çok güzel. Var mısın sen de? Hayır. Ben orada yeterince yoruldum. Şimdi dinleneceğim. Almanya'da ne iş yapıyordun Şadiye? Nasıl kazandığımı mı merak ediyorsunuz? Söyleyeyim. Günde birkaç iş. Hem de canın çıkarcasına. Yıllarca. Okul temizliğinden market kasiyerliğine. Oradan da özel bir güvenlik şirketinin yönlendirdiği işlere. İşte böyle eziyetli bir koşuşturma. Demek bu yüzden böyle nobransın. Nobran? Yani sert, kaba, gönül kırıcı demek. Bu yüzden çektiğin eziyetin acılarını başkalarından çıkarma hakkını buluyorsun kendinde. Bu da seni saldırgan yapıyor. Sen güzellik uykularında uyurken Gülsün, ben yorgunluktan ağlıyordum. Bak bu ilginç işte. Sen hiç yorgunluktan ağladın mı? İşte beni senden farklı yapan bu. Senden cesur yapan bu. Cesur mu, terbiyesiz mi? Aynı yere geldik yine. Acı çekmekmiş. Mazerete bak. Hiç duyulmamış. Buralara hiç uğramayan bir şey zaten bu acı dediğin şey. Aa kızlar, ben çalışırken neler kaçırmışım meğer. Siz şu adam için baya kavga ediyorsunuz. Diyelim ki çok acı çektik. Çektiğimiz acılar başkalarını eziyet etmek için mazeret olabilir mi? Evet, olur. Yoksa hayatı boyunca yan gelip yatanlar kendilerini haklı zannetmeye başlarlar. Bak gördün mü Asiye? Çok gezen mi bilir yoksa çok kocaya varan mı? Yok, öyle değil. Çok kocaya varan mı yoksa evde bekleyen mi çeker diyeceksin. Ama ben dedim kendi kendime. Arif abi Nefise'nin yanındadır diye. Eko, bir şey soracağım ya. Sor. Bu sabah atı koştururken dikkatini çeken tuhaf bir şey oldu mu? Hayır abi.
Ama bir ara grubun içinde koşarken kendini kenara çok çekti. Hani sanki kendini korumak istedi. Şu kan değerlerini bir yaptırabilseydim. Ötekiler nerede? Kahvede, envanter tutuyorlar. Hadi biz de gidelim. Şu montumu versene Eko. Al abi. Abi. Mühim bir şeydi galiba. Ver abi onu. Ben bizim Mahmut'un ocağında kuruturum. Hadi abi. Ya bu parayı hemen çalıştıracağız ya da işe çıkacağız. Ne diyorsunuz? Hadi kalkın. Esat'ın yerine gidelim. Bütün hepsine bir kağıt çekelim. Bakarsınız orada dönüleceği tutar talihin. Bunu da kaybedersek yarın üzerine koyacak 1 lira bile bulamayız. Öyleyse işe çıkalım. Bak Yağmur da geliyor. Heh. Birçoğu Yağmur'da çalışmaz uğursuzların. Gece bize kalır. Yağmur'dan kaçacağım diye bir sürü kalantor arabasını açık bırakır. Ne kapı zorlayacağız ne kilit. Sadece açık mı değil mi diye kontrol edeceğiz o kadar. Heh. Sabaha kadar 10 tane araba bulmazsak adam değilim. Ne diyorsunuz? Heh. Ya bir seferlik. Bir seferlik. Ondan sonra ne karın ağrısı ne uykusuzluk. Beyler gibi, paşalar gibi. Ben varım lan. Hadi başlayalım Bahtiyar senin şu bir seferlik kilenmelere. Madem sonunda temiz bir hayat bekliyor bizi. Hadi hedef göster. Yalnız araba soymam ben. Kafetecilik yapmam. O en büyük hedefi göster bana. Çünkü bugün her şeyi deneyecek kadar umutsuzum. Misal şu mahalleyi yıkmak isteyen müteahhit kızın karşısına bir daha geçelim. Daha hani, daha zalim. Hani geçen gün az kalsın sizin arabanıza çarpıyorduk ya diyelim. Siz hava yastıklarıyla uğraşırken biz çantanızı alıp gidecektik. Çok güzel fikirdi ama olmadı diyelim. Lütfen şu çantayı uzatır mısınız diyelim. Ama olmuyor işte. Çünkü o senin dediğin masa kenar mahalle masalı. Bir dene bak gör neler oluyor. Dünyayı başına yıkmak için sıraya girerler. Ne oluyor be oğlum? Ha? Ah be Necat abi. Aşkın gündemi abi. Nasıl bir şeyse bu. Adam şekli verdi bize ama şimdi de elimizden bir şey gelmiyor. Aa, gelmez olur mu? Bak ağlayacak kadar güzel bir şey bulmuşsun. Öte yandan kötü tabii. Aşk zorbalığını yok etmiş bir iç küvesi gibi ağlıyorsun. Necat abi damarıma basma. Git oğlum söyle kıza. Yanınıza yerleşmek istiyorum de. Orada bir eziyet varsa birlikte çekeyim. Abi. Birkaç serseri üstünü çizecek diye kızı 100 kere ediyorsun değil mi? Çok ayıp. Sana hiç yakıştıramadım. Necat abi. Ölürüm. Ben de onu söylüyorum işte. Git. Sultan aşktan öldü desinler. Alnında ter damlacığı. Son damarı da bağladı. Bana bakıp gülümseyerek mırıldandığını hatırlıyorum. Bak nasıl atıyor şu küçücük köpeğin kalbi. Anneciğim uyandırdım değil mi? Zarar yok. Çoktan uyandık. Eko kahvaltı ediyor. Gelsene oğlum bir iki lokma da sen ye. Gel çocuğum gel.
hakkı riskler alıyor. Tezgahların büyüğünden sana sığınırım ya Rabbi. Ellerine sağlık Dursun annem. Bu ne güzel sahanda yumurta ya. Afiyet olsun yavrum. Eko, sabah Johnny gitarı arabaya koşarken çok acayip bir soru geldi aklıma Eko. Sor bakalım. Sıkı dur, soruyorum. Zeka mı? Güzellik mi? Annem akıllı bir kadındır Sefer. Hiç değilse karım güzel olsun be. Eko! Nasıl? Süpermiş. Eko! Bahtiyar, geliyorlar be çocuğu. Hemen, hemen koşsun anne. Nefise'ye bir şey olmuş. Çabuk. Ah, ah, koş. Ne oluyor Arif? Bilmiyorum, anlamaya çalışıyorum. Hapların yan etkisi olabilir mi? Hap filan değil. Nazar var bu güzel kızın üstünde. Efendim? Nazar var diyorum, nazar. E tabii öyle sağda solda anlatırsanız ne kazandığınız olacağı bu. E ne yapacağız peki? Ne yapacağız var mı? Kurşun dökeceğiz bu güzel kıza. Değil mi kızım? Dur huysuzlanma. Eko, hadi koş benim takımları getir. Çabuk koş. Hadi. Kurşun mu? Eko. Şuraya bakın. Bu göz değilse ben de hiçbir şey bilmiyorum. Şuraya bakın şuna. E nasıl koşsun bu at? E vallahi çatlamadığına şükredin çocuklar. Dağlara, taşlara, ulu ulu ağaçlara kuruyor. Dur bakayım. Tut beni Sefer, indir bakayım. Aa, bir daha. Bir daha. Aferin kızım. Gözünüz aydın çocuklar. Bu kız gebe.